oluştu. Santino, Berbek Hollandalı ve Serdar Yiğit Eroğlu kantardaki görüntüler birbirlerine meydan okudular. Serdar ve Santino Berbek her ikisi de aynı yaşta, bunu da hatırlatalım. On the representing the Netherlands, so not the disclosure, 23 years old, standing 1.84 tall, weighing 86 kilograms. This professional record, 48 fights, 31 wins, 9 coming in the way, all knockouts, 14 defeats and 3 draws. 23 yaşında 1.84 boyunda 86 kilogram ağırlığında profesyonelde 48 maç yaptı. 31'ini kazandı. Tam 9 kez yaşında nakavt etti rakiplerini. 14 kez mağlup olurken 3 kez beraber. Evet, Ernesto 4 kez K1 düğünden şampiyonu. Mr. Perfect lakaplı K1'in efsane isimlerinden biri. Antrenör olarak köşede olacak sevgili evet. İzleyiciler. Evet, Ernesto. Ernesto şu anda Serdar Yiğiteroğlu'nun fight aktarı. Gaziantep'li sporcumuz 23 yaşında 1.85 boyunda 86 kilogram ağırlığında profesyonelde 9 maç yaptı. 8'ini kazandı. 7'sinde nakavt etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. Tam 14 kez Türkiye şampiyonu, Muay Thai dünya şampiyonu, kickboksa Avrupa şampiyonluğu var. The Killer Serdar Yiğit Eroğlu. Güzel bir müsabaka olacağını tekrar söyleyelim. Gerçekten de iki etkili kickboksör ringde. Samet Keser de bu kilonun Türkiye'deki en iyi isimlerinden biri. Ve o da müsabakayı bize yorumlayacak. 14 defa da Türkiye şampiyonluğu var Serdar'ın. Evet. Serdar amatör kickboks ve Muay Thai'de de başarılı bir sporcumuz. Şimdi müsabaka başlamak üzere sevgili izleyiciler. Santino Berbek köşesinde, Serdar Yiğit Eroğlu köşesinde ortaya doğru geliyorlar. Gong sesiyle müsabaka başlayacak. Müsabakayı Musa Kaya Malatya bölgesinden Musa Kaya yönetiyor ve gong sesiyle müsabaka başladı. Çok sert bir middle kick izliyoruz Serdar'dan. Ayak içine bir lock, bir sol koşa, bir sol, bir sağa, Serdar sert girdi. Berbek toparlandı, bir diz zarfası geliyor. Birbirlerine sarıldılar, birbirlerine sarıldılar. Bu yıl Santino Berbek'i İstanbul'da Samet yenmeyi başarmıştı. Onu bir kere daha tekrarlayalım. Bu müsabakada da yorumlarla yanımızda Samet Keser sevgili izleyiciler. 81, 85 ve 91 kilolarda çok önemli dereceleri var Samet Keser'in. Türkiye'nin yetiştirdiği son dönemlerdeki en iyi kickboksörlerden biri. Şimdi arka arkaya Berbek çok seri girdi. Yine kontralar yaptı. Kombine vuruşlar var. Ve karaciğeri yok diyor şu anda. Diz darbesi Serdar'dan. K1'in efsane isimlerinden biri. O da kenarda bir antrenörlüğünü yapıyor. Santino Berbek'in Ernesto Host sevgili izleyiciler. Birinci rounddayız ve 1,5 dakika geride kalmak üzere. Santino Verbeck, Serdar Yiğit Eroğlu müsabakasında. Şimdi bir sağ kroşe geliyor. Santino Verbeck'ten Serdar kapandı. Serdar kapandı. Yine bir middle kick izliyoruz. Malatya'da Serdar'ın her vuruşunda bir destek var. Tribünlerde diz darbesi geliyor. Diz darbesi geliyor. Santino Verbeck. Uyarı aldı hakemden sevgili izleyiciler. Serdar ayağını tuttuğu için şimdi yeniden müsabakadayız. Bir dakika kaldı. Birinci round'un tamamlanmasına. Santino Verbeck yine sokuldu. Sol direkt çıkardı. Serdar kendini geri çekiyor. Bir solda Serdar çıkarıyor. Yukarı çok iyi çıktı her ikisi de. Her ikisi de çok iyi çıktılar yukarı. Sol kroşesi boşa gitti. Boşa çıkardı yumruğu. Santino Verbeck. Sevgili Samet, nasıl gidiyor müsabaka? Çok kontrollü ikisi de. Evet. Müsabaka olduğu için kontrollü gidiyor. Ortada gidiyor. Fakat Santino Verbeck ikinci ve üçüncü round'da tempoyu olduğu için kaldıracak. O yüzden ikinci üçüncü round biraz daha tempolu maç bizi bekliyor.
Birinci rauntta son yarım dakikaya girdik sevgili izleyiciler. Gecenin müsabakası Serdar Yiğit Eroğlu, Santino Berbek müsabakasında birinci raunt sona ermek üzere artık son 20 saniye. Sağlı sollu arka arkaya yumruklar var. Serdar bu rauntta bence bir adım önde. Hollanda da kendini geri çekti. Santino Berbek puan alıcı vuruşlar yapıyor Serdar. Bir middle kick izledik yine. Santino Berbek rakibinin ayağını da kontrol ederek yumrukla içeri girmeye çalışırken birinci round sona erdi ve Serdar köşesine gidiyor. Serdar köşesine gidiyor. Santino Berbek de köşesine gitti. Ernesto Oz, o da antrenörü, Kabir'in efsane isimlerinden 4 defa dünya şampiyonluğu bulunan bir isim sevgili izleyiciler. Ama biraz salmış gibi kendisini Samet, yani tabii yaşı da var. Tahminen o da 50 küsur yaşında vardır. İşte şu anda köşede efsane isim Ernesto Host öğrencisini Santino Verbeck'i şu anda hazırlıyor. Demek ki Santino Verbeck çok gelecek vaat eden bir sporcu ki onun antrenörlüğünü almış. Evet, yaşı da genç Santino Verbeck'in. Diğer köşede Serdar'ın antrenörü, o da Burhan hocamız. Burhan Hoca. O da milli takım antrenörümüz. Milli takım antrenörü aynı zamanda Burhan Hoca. O da Serdar'ı hazırladı. İkinci round sevgili izleyiciler başlamak üzere. Biraz daha terinin silinmesini istedi Hollandalı'nın. Malatya bölgesi hakim Musa Kaya ikinci round bu aksesiyle beraber başladı. Şimdi bir sağ geliyor Santino Verbeck'ten. Sevgili Samet Keser ikinci roundda Verbeck'in tempoyu arttıracağı düşüncesinde olduğunu söylemişti. Bakalım öyle mi olacak? Ama ilk roundda Samet Keser'e göre Serdar bir adım önde. Evet. İkinci roundtayız sevgili izleyiciler. Sert bir middle kick izledik. Şimdi Serdar'dan içeri girmeye çalışıyor Santino Verbeck ve karnına bir darbe aldı. Hollandalı döndü kendi ekseni etrafında. Yeniden rakibine doğru gidiyor. Bir low kick attı. Santino Verbeck sol direkt geliyor. Serdar'dan. Serdar Yiğit Eroğlu. Gaziantep'li. 23 yaşında. 1.85 boyunda. 8 galibiyeti, bir yenilgisi bulunuyor ve 7 knockout'u var sevgili izleyiciler. Serdar'ın karşısındaki rakibi Santino Verbeck'te Hollandalı 23 yaşında 1.84 boyunda 48 maç yaptı, 31 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı. Bunlardan biri Samet'e karşı bu sene ve 3 beraberliği 9 knockout'u bulunuyor. Hollandalı Santino Verbeck'in 3 Kasım'da Adana'da müthiş bir organizasyon var. Yine TV8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak sevgili izleyiciler. Hakan Şade organizasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. O da tabii ki milli takımlar antrenörü. Güzel bir organizasyon bekliyor. Adana'daki organizasyonu da yine TV8.5 ekranlarından izleyeceksiniz. Yunus Emre Bal ve Hakan Şade organizasyon için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'daki müsabakaları da keyifli izleyeceğimizin garantisini verebilirim. Bu gece yine çok keyifli bir müsabaka oldu. 15 gün önce sevgili Sami Akın Hoca'nın Akın Dövüş Arenası çok renkliydi. Bir ay önce Ali Alkayış Mersin'de çok güzel bir organizasyon yaptı. Gerçekten kickboksta sevgili Samet çok güzel organizasyonlar olmaya başladı. Evet, öncelikle buradan Hüseyin Dönücü hocamızı tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yine organizasyon yaptı. Bu maçta bu organizasyonlar Türk sporunun gelişim açısından büyük önem taşıyor. O yüzden bu maçların devamını diliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, ikinci roundda son 30 saniyeye girdi. Şimdi bir diz darbesi geliyor. Sakroşe Verbeck'ten iplere doğru kendini çekiyor. Yine bir diz darbesi geldi. Birbirlerine sarıldı. Bu arada Verbeck'in kolunun altı kıpkırmızı. Oraya aldığı darbeler gerçekten çok etkiliydi. Serdar yerde. Çok önemli bir durum yok. Verbeck de Serdar da sert tekmeler aldılar sevgili izleyiciler. Ve ikinci round sona erdi.
Evet. İlk iki roundu değerlendirirsek sevgili Samet Keser, neler söyleyeceksiniz? İlk roundu ben Serdar'a veriyorum. İkinci round ya ortada ya da bir tık yine Serdar'a gidebilir. Fakat üçüncü round çok tempolu geçeceğine inanıyorum. Üçüncü round. İlk iki round geride kaldı. Serdar bir adım önde görünüyor. Ve üçüncü son round gecenin müsabakasında sanki Ömer Bek, Serdar Güneroğlu müsabakasında üçüncü ve son round birazdan başlayacak sevgili izleyiciler. Malatya'da Malatya Merkez Spor Salonu'nda çok keyifli müsabakalar izledik. Ve Abbas Astaraki, Ömer Topçu, Muhammed Amine, Cemil Yıldırım gecenin geriye kalan son iki müsabakası. Bu müsabakanın ardından sevgili izleyiciler. Evet, üçüncü ve son round başlayacak. Bu gece damga vuran iki müsabaka çok dikkat çekici. Yusuf Menedov, Kenan Günaydın ve Marco Pique, Orhan Doğan. Şimdi de gecenin maçı. Son round, son görüşlerini alalım ve maça geçelim. Bu maç bence bu şekilde bitecek. Bu maçı bence Serdar aldı diye düşünüyorum. Şimdi dönerek dışı eldiven bir vuruş. Üçüncü ve son hafta sevgili izleyiciler. İlk iki hafta Serdar etkiliydi. Her iki kickboxer'ın da aynı yaşta oldukları, 23 yaşında olduklarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi yeniden yukarı çıktı. Sankino. Bu kez yukarı çıkan Serdar. Birbirlerine yeniden sarıldılar. Ve ayrılmalarını istiyor Musa Kaya. Yeniden dövüş. Bir sol bir sağ. Arka arkaya darbeler var. Verbek ve tekrar sarılıyorlar. Malatya'da destek var Serdar'a. Serdar Yiğit Eroğlu. Üçüncü ve son hafta. Şimdi Hollandalı'nın ayağından tuttu. Bunu yapmamasını söylüyor hakem. Musa Eroğlu. Sevgili izleyiciler. Musa Kaya. Malatya bölgesi hakemi. Serdar Yiğit Eroğlu'nun tutmamasını istedi bir kez daha ayağını. Üçüncü ve son hafta Sankino Verbek yine risk almaya başladı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak, ben de merak ediyorum. Sanki bir knockout zor görünüyor gibi. İki kickboxer de knockout olmayacak dinamizme sahip. Sankino performansını artırdı. Fakat knockout yumruğunu bulabileceğini sanmıyorum. Şimdi bir sol köşe geliyor. Sankino Verbek yine etkili vuruyor. Açmaya çalışıyor kapanan Serdar'ı. Bir diz darbesi geldi. Şimdi bir sağ çıkıyor sevgili izleyiciler. Arka arkaya etkili vuruşlar var. Hollandalı karaciğer yoklaması yaptı. Köşedeler şimdi. İplerdeler. Ayrılım diyor Musa Kaya. Ve yeniden dövüş. Bir sol bir sağ. Karaciğere bir kez daha yoklama çekti. Sankino Verbek. Arka arkaya darbeler var. Şimdi bir low kick geliyor. Son dakikanın içindeyiz müsabakada. Son dakikanın içindeyiz. Ve Malatya'da öylesine güzel bir gece oluyor ki erken saatlerde gelenler yaklaşık 3-4 saattir burada yerlerini aldılar ve bırakmıyorlar müsabakaları izlemeyi. Herkes olduğu yerde kalmış vaziyette. Son 30 saniye. Sevgili Samet Keser, ne diyorsun? Son saniyeler artık. Santino oldukça tempoyu kaldırdı. Fakat Serdar'ın maçı alacağını düşünüyorum. İş puanlamaya kalacak gibi görünüyor. Yeniden ayrılmalarını istediler. Bu arada sağ kenarında Serdar'ın antrenörü. O da Buran Hoca. Buran Hoca. O da çok heyecanlı sevgili izleyiciler. Kazandığını düşünüyor. Dikkatli olmasını istiyor. Çok güzel vurdu ama açık verdi. Kroşe vurdu. Sertin ağa ve müsabaka bitti. Müsabaka bitti. Bakalım kim kazandı. Sevgili izleyiciler, Hollandalı köşesine giderken biraz böyle salına gidiyor. Sevgili Samet Keser, kim kazandı? Bence bariz bir şekilde Serdar Yiğit maçı kazandı. Çünkü etkili middle kickler vurdu, etkili low kickler vurdu ve çok iyi bloklar aldı. Bunların puan alıcı teknikler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden maçın Serdar'ın aldığını düşünüyorum. Evet, şu anda Mustafa Özben, o da kararı bekliyor. Hakemler kendisine verecekler kararı sevgili izleyiciler.
Santino Berbe, Serdar Yiğit Eroğlu müsabakası sona erdi. Şimdi gecenin maçında kazanan açıklanacak. Hollandalı'yı çağırıyorlar ve Serdar'ı buradan Acun Medya ekibine, Gökhan Özdemir abime çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizlere ben de çok selamlarımı gönderiyorum. Bizlere burada bu fırsatı veriyor. Türk sporunun tanınması açısından gerek yerel medyada gerek görsel medyada bize imkanları sunuyor. O yüzden ona buradan çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şimdi karar açıklanacak. Daha sonra reklamlara gideceğiz ama ardından Kenan Günaydın'ı buraya çağırdık. Birazdan Kenan'la bir röportaj yapacağız. Abbas Astaraki, Ömer Topçu, Muhammed Amine, Cemil Yıldırım müsabakalarını da onunla birlikte yorumlayacağız. Kenan için çok zor bir müsabaka oldu gerçekten. Yusuf Mehmet Ağol çok etkili bir darbe ile rakalt etti Kenan'ı. Dünya ve Avrupa şampiyonu. Kazanan Serdar Yiğit Eroğlu. Müsabakayı kazanıyor. Sevgili izleyiciler, Samet, reklamlara gidiyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu abi. Kenan Günaydın gelecek. Bir başka dünya şampiyonunu burada ağırlayacağız yorumlarıyla. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Samet Keser, 3 Kasım'da Adana'daki müsabakanı inşallah keyifle anlatacak. Şimdi reklamlara gidiyoruz sevgili izleyiciler.